Çapacı çiftçilerimizin yanındayız. Kaymakamımız ve belediye başkanımız ziyaret ediyorlar kendilerini. Evet Kaymakam Bey, şu an çapacılarla beraberiz. Evet. Burada da düşüncelerinizi alalım çiftçilerimizle ilgili olarak. Evet, Dünya Çiftçiler Günümüz kutlu olsun. Gördüğünüz gibi soframızdaki ekmekten tutun da meyve, sebze, bütün gıda maddelerinin yetiştirilmesine alın terini emeğine katan çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Sağ olun. Ülkemizin kalkınmasında, üretiminde yani çiftçilerimizin katkısı büyük. Şu gördüğünüz şeker pancarı ne kadar çok üretirsek ülkemiz için o kadar faydalı. Daha çok çalışmalıyız. Kışın, yazın başı bir şeyin, kışın aşı bir şey demişler. Ülkemizin kalkınması çok önemli. Evet, günün sloganı olsun efendim bu. Günün sloganı evet. Olsun. Yazın başı bir şeyin, kışın aşı bir şey. Çiftçiler gününün en güzel yani nedir, ifadesi yazın gölge hoş, kışın yazın gölge hoş, kışın çuval boş derler. Evet. Bir diğer atasözümüz de nedir başkanım? Harmanda göz olmayanın tarlada yüz olmayanın harmanda göz olmaz. Onun için biz karnımızın doymasını istiyorsak çok çalışacağız, üreteceğiz. Ülkemize, milletimize faydalı olacağız. İnşallah ülkemiz gelecek, kalkınacak, vatandaşlarımız zengin ve müreffeh bir seviyeye ulaşacak diyelim. Çok teşekkür ederiz Kaymakam Bey. Evet, belediye başkanımız Sayın Hasan Koçer'le de birlikteyiz. Onun da bugünün düşüncelerini alalım. Çiftçiler günümüz dolayısıyla, evet. Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesajlarını alalım. Buyurun başkanım. Ben de bugün kutladığımız Dünya Çiftçiler Günü, tüm çiftçilerimiz Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Bu tavır falan gelip burada çalışan arkadaşların emekleri, sağlık, Allah razı olsun, oradan gelip burada çapı yapıyorlar. Ve ülkemize, üretime büyük katkı, büyük destek veriyorlar. Biz de belediye olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olduk. Gördüğünüz gibi arazi şu anda havaların iyi gitmesiyle, elhamdülillah yağışlarımız da çok iyi gitti bu sene. Çiftçilerimiz yüzü gülüyor. Gördüğünüz gibi her taraf buğday, arpa, pancar, her taraf yemyeşil. Biz de arazi yollarını açıyoruz. Çiftçilerimize her zaman yanında destek oluyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şimdiye kadar, bundan sonra da yaşamayız inşallah. Evet. Ben de tekrar Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım güzel düşünceler için. Şimdi günün kahramanları, çiftçilerimiz. Onlarla da birkaç kelam edelim. Evet, neler söylemek istersiniz bugünle ilgili? Dünya Çiftçiler Günü bugün. Bütün çiftçiler günleri kutluyorum. Evet, siz de bir çiftçisiniz aynı zamanda. Evet, doğru. Yani şey olarak yapsanız da dışarıdan geldiniz. Nereden geldiniz? Biz Urfa'dan geldik. Urfa'dan geldiniz. Evet. Yani Urfalıların sesi güzel derler, böyle yanık derler. Bir türkü söyler misin bize böyle? Hanginizin sesi vallahi güzel? Valla bizim ikimizin sesimiz o kadar... Ya ama Urfa'nın sesi yanıktır yani. Urfa'nın etrafı... Yanık da ama biz bilmiyoruz ya. Urfa'nın ortasında... Evet. Evet abla, siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Söyleyebilirsiniz yani. Bugün siz gibi emekçi insanların, çiftçilerimizin günü, neler söylemek istersiniz? Anlıyor musun beni? Anlıyor. Çiftçiler günü kutlu olsun diye. Başka bir mesajınız var mı? Talebiniz var mı? Bakın devlet burada. Kaymakam Bey burada. Belediye başkanı burada. Devleti yönetenler, ilçeyi yönetenler buradalar. Bakın devlet adına buradalar. Onlardan bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Sağ olasın. Biz ikisinin de memnunuz. İhtiyacımızı da görüyorlar ikisine. Suyumuzu getiriyorlar. İhtiyacımızı görüyorlar. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Var olsun. Sıkıntımız yok. Var mı konuşmak isteyen?